ustaları gece gündüz çalıştı. Kazakistan'dan verilen siparişi tamamladı. Kazak Kartalı tahtı İstanbul'da görücüye çıktı. Kartal motifli 3 metrelik servet değerindeki tahta arkadaşımız, bilin bakalım kim, Erman oturdu. Kesinlikle çok rahat. Çok güzel. Kendinizi kraliçe gibi mi hissettiniz? Zaten kral tahtı bu. Ama çok güzel işçilik var. Bak şimdi yakından bakınca onu görmek mümkün. Tamamen %100 yerli yapımı, Türk oyma ustalarının el işçiliğini konuşturduğu servet değerindeki sanat eseri Kazak sahibine gitmeden önce İstanbul'da görücüye çıktı. Özel ve ahşap oymadan yapılmış kartalın direkt kanatları ve motiflerine kadar üzerinde binlerce tüy oyulmuş durumda. Kayın ağacı usta ellerde işlendi. Türk mobilya tasarımının gururu oldu. Kazak Kartalı isimli taht heybetiyle büyüledi. Tahtın her yerindeki kartal motifleri Kazakistan'la özdeşleşti. Kazaklar kartalla beraber avcılıklarını yaparlar ve onlar için bir bütün o halinde ellerinde gezdirdikleri, onların tamamıyla vazgeçmedikleri bir hayvandır. Kazak bir iş adamına Türk ustaları inanılmaz bir taht yaptı. İşte görüyorsunuz hemen solumuzda yaklaşık 3 metre ve tahta çıkabilmek için önce 2 basamak çıkıyorsunuz. O basamaklarda da inanılmaz oymalar var. Fiyatını duyanlarsa tahta oturmaktan biraz çekiniyor. Çünkü bu 10 ustanın 2 ay boyunca inceleyip sık dokuyarak el işçiliğiyle oyduğu taht 300 bin dolar, yani yaklaşık 1 milyon Türk lirası. İnsan oturmayı kıyamaz değil mi? Oturabilir miyim en azından? Alırsam kıyarım. Tabii canım, eğer alabildiysem kesinlikle kıyarım. Bu Kazak iş adamı iri. Evet, ben de fazla iri olmadığım için herhalde içine sığamadım ama idare eder. Yes, I feel like myself like. Evet, kraliçe gibi hissettim ama zaten ben kraliçeyim. 3 metrelik tahtı Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da yakından inceledi. Kendinize has bir ürünü ve zevki buraya işlettiğiniz takdirde artık o kiloyla değil, alıcının zevkine ve satıcının yaptığı emeğine, aşkına verilen bir paradır. Onun değeri de ölçülmesi de mümkün değildir. Az önce gördük, büyükler için tat ama bebekler için de Türk tasarımcılar hiç kuşkusuz bir tane bebek tahtı dizayn etti. Osmanlılar'da kullanılmasının en büyük sebebi de aslında mitolojiye dayanıyor. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi Hera'nın ilk süt damlasının dünyaya zambak şeklinde geliyor olmasıdır. Dikkat ederseniz zambak çiçeğinin altına bakarsanız küçük bir soğancık vardır. Bu soğancığın içinde de bir süt damlası vardır. Biz bundan esinlenerek bizim çocuklarımız için en önemli şey olan anne sütünü burada simgelemeye çalıştık.